Ebru'yu daha çok kullanıyorsunuz. Evlisiniz, kaç yaşında çocuklar? Biri 3,5, biri 5,5. İki tane erkek. İyiler mi? İki tane erkek, evet. Ne zor değil mi? Zor valla. İki tane erkek. Zor ama çok şükür sağlıklılar, en önemli olan. Zaten bugünlerde şükretmeyi daha çok öğrendik. Çok şükür, bin şükür diyorum yine. Evet, hepimizin diyeceği tek şey var. Çok şükür, bin şükür. Bin şükür. Hakikaten öyle. Bana da akşam, ben de torunlarımla görüşemiyorum. Maalesef ama iyi ki öyle. Bir fotoğraflar atıyorlar annesi babası. Ya artık neredeyse havada uçuyorlar böyle zıplamaktan falan. İşte onlarla insan bir parça avunuyor. Biz de aynı şekilde işte şeyle, telefonla, sürekli iletişimimiz telefonla, gitmiyoruz ki hani bizden büyüklerimizi koruyabilmek için. Evet, bu büyükleri koruma meselesi çok önemli. Kesinlikle. Dün ben bilim kurulu üyelerinden Sayın Ateşkara'yla bir telekonferans görüşme yaptık. Kanalımız bizi yönlendirdi. İşte benim durumumu sorduk. Neyse, yaştan kurtarıyorum ama şeyden, riskten kurtarmıyorum. Ateş Bey'le konuştuk. Yaptıklarımı, ettiklerimi, her şeyimi söyledim. Önerilerini aldık. Özellikle diyor, torunlarla kesinlikle görüşmeyin. Arabadayken maskenizi takın. Zaten kanalın hijyenini, şeyini biliyoruz. Kurallara dikkat edin. Ondan sonra tekrar böyle ara ara konuşalım. Çok teşekkür ediyorum. Kendisine saygılarımı iletiyorum. Çok kolay gelsin diyorum. Bütün sağlık çalışanlarını her zaman olduğu gibi biz de alkışlıyoruz her zaman. Gece 9 olduğu zaman herkes pencerelerde alkışlıyor. Gerçekten insan gurur duyuyor onlarla. Hepsine kolay gelsin diyorum. Duygulanıyoruz çok. İyi ki varlar. Zaten duygulu bir süreçteyiz. Şükretme sürecindeyiz. Ama bu arada hastalar, büyüklerimiz, sokağa çıkamayanlar, pek çok şey yaşanıyor. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Bir anons çektik. Lütfen evde kalın. Evde kalın. Kaldığınızı zaten bizler görebiliyoruz. Hem sosyal medyadan. Ama aşırı özen göstermeliyiz bu konuya. Ebru'cum, sen aslında ne okudun, ne yapıyorsun? Biraz anlatsana. Tabii, ben siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum aslında. Uluslararası firmalarda parfüm, kozmetik ve cilt bakımında pazarlama alanlarında, pazarlama müdürlükleri yaptım. Daha sonra iki çocuğum oldu. Ben de hem de orada çalışırken yurt içinde ve yurt dışında pek çok eğitimlere gidiyordum ve ciltle ilgili çok eğitim alıyordum. O zaman anladım ki evet, cildin kremleri, bakımları, tonikleri evet önemli ama cildi asıl besleyen, asıl bizi ışıldatan, pırıldatan yediklerimiz. Evet. Çünkü benim çok fazla gastrit problemim vardı. Ne yersem ağzıma geliyordu. Sırtım halı flex gibi sivilceydi. Gitmediğim doktor, kullanmadığım ilaç kalmadı. Ama onu demiyoruz. Pardon, ben de dedim. Onu demeyelim. Tamam. Öyle bir şey de var. Halı gibi, evet, diyelim. Halı gibiydi. Ve doktor, kendim yememi değiştirdikçe ve ilk oğlumun dünyaya gelmesiyle beraber şifa merkezine girdikçe ben daha önceden sağlıklı beslendiğimi aslında düşünüyordum ama hiç öyle değilmişim. Çünkü şu andaki bilgiliğim ve eğitimlerim bambaşka. Bunları daha da mutfağıma geçirdikçe, yediklerimi değiştirdikçe benim sırtımdaki sıkıntılarım, midemdeki gastrit problemlerimin hepsi geçmeye başladı. Evet. O zaman da dedim ki yediklerim her şeyi değiştiriyor. Hipokrat'ın dediğine geldik. Ne yerse koyuyoruz. Ne yerse koyuyoruz. Aynen. Peki şey, fonksiyonel tıp ve sağlık koçu oldun. Aynen. Eğitimlerini aldın. Evet, okudun. İlk önce 2018'de merkezi New York'ta bulunan önde gelen okullardan Institute for Integrated Nutrition'da bütünsel beslenme ve sağlık koçu oldum. O kadar bu tutkuyla yaptığım bir işti ki, yani çok seviyordum. Artık anlatacaklarım kendi iletişim gruplarımı taşınca daha büyük kitlelere ulaşmak istedim. O kitlelere ulaştıkça ve o kadar çok talep gelmeye başlayınca ve ben de bu kendi paylaşımlarım aslında bir sağlık savunucusu, halktan bir insan olarak hem de okuluma devam ettikçe daha fazla kitlelere ulaştım. Ve böylece bir 2019'da da bu sene Functional Medicine Coaching Akademi'ye başladım. Fonksiyonel tıp koçluğuna, sağlık tıp koçluğuna. Okula ve iyi ki de yapmış. Çocuğa rağmen. Evet. Maşallah, yani ama maşallah. Futuristler diyor ki 35'inden sonra artık herkesin 2 veya 3 kariyeri olabilir. Ben de şu an 2. kariyerimi yapıyorum. Bravo. Ama her şey iyi hissetmekle başladı Derya Hanım. En önemlisi o. Şimdi bunları konuşacağız. Evet. Bu iyi hissetmeyle başladığıya geleceğim. Evet. Ama biraz da yapacaklarımızdan bugün söz et. İki tane çok güzel bir şey yapacak. Aynen. Herkes evde notlarını alsın lütfen.
Ne yapıyoruz şimdi bugün? Şimdi herkes öncelikle diyorum ki ben beyaz unu hayatımızdan mümkün olduğu kadar çıkarabildiğimiz kadar çıkaralım. Hayatımızdan beyaz unu çıkarttığımız zaman da bir şey eklememiz lazım. Yoksa insanlarda yoksunluk hissi oluyor. Ben çocuklarım var. Şimdi beni takip edenler de hep biliyor. Bir şey illaki sağlıklı versiyonlarını yaratmaya çalışıyorum. Bugün bu bakliyatlardan çok güzel bir ekmeğimsi yapacağım. Bunu niye filizlendirdim diye sorarsanız. Onu kameraya eldivenlerinizi giydikten sonra tamam. Nohut mu? Evet, nohut. Nohutları filizlendirdim. Nasıl filizlendirdin? Bu bildiğimiz çocukluktaki yöntem. Aynen öyle. Çünkü neden? Bazı anneler veya normal hani anne olmayanlar da ben gaz yapıyor asla bakliyat yiyemiyorum diyorlar. Neden diyorum? Çünkü poşetten açtıkları gibi bakliyatı pişiriyorlar. Bakliyat öyle pişmez. Muhakkak 24 saat suda kalması gerekiyor. Ki ben en iyi sindirme olabilmesi için, sindirme hazır haline getirmek için 48 saat suda bekletiyorum. Ya organik elma sirkesi koyuyorum bir tatlı kaşığı veya kefir altı suyu, kefir veya peynir altı suyu muhakkak onlarla fermente ediyorum. Güzel. Suyu döküyorum 2-3 kere o 48 saat içinde. Üstüne müslin gibi böyle tülbentler örtüyorum. Veya bildiğimiz hani tülbentler. Durduğu yerde 12-13 saatte filizleniyor. Döküyor musun şeyi? Suyunu döküyorum. Döktükten sonra filizleniyor. Tülbent, aynen. Üstüne tülbent örtüyorum ve böylece filizlenmeye başlıyor. Niye filizlendiriyorum? Durduğu yerde vitamin, mineral, antioksidan değerleri artıyor. Yani ben hiçbir şey yapmadan aslında filizlendirmiş oluyorum. Pekala. Şimdi bunu şöyle yapıyorum. Bir avuç kadar bir 150 ml kadar bir bardak, bir çay bardağı diyebiliriz aslında. Kıvırarak açacaksınız. Evet. Tamam şöyle. Şimdi siz ellediniz, ben elleyeyim falan. Şimdi. Tamam. Bir çay bardağı nohutumuz. Evet. Bir çay bardağı mı? Evet, bir çay bardağı. Süper. 4 tane çıkıyor. Olmayacak öyle. Bir dakika ben geleyim. Bir dakika. Yok oldu. Oldu mu? Oldu. Oturması lazım. Tamam. Olmadı. Oturmadı. Bir dakika. Bir dakika geldim. Tamam. Siz bana doğru onu yollayın. Ben oraya gelmek istemiyorum. Evet. O şimdi oturdu galiba. Şimdi bakayım. Oturdu. Onu da oturdu. Oldu. Oldu. Bunu böyle çok kısa süre rondodan geçiriyorum. Bu böyle bizim hamurumuz oluyor. Bunu açıyorum. Yukarı kaldı. Aynen. Sonra pancarlarımı haşlamıştım. Böyle yaklaşık 15 dakika kadar bu pancarları haşladım. En iyi antioksidan kaynaklarından bir tanesi. Ne kadar renkli, ne kadar mor, ne kadar kırmızı o kadar bedenimize iyi, bağışıklığımıza kuvvetli. Bunu evet, hemen koyuyorum. Pancarla ilgili çok bu ara çok önemli olduğu pancarın. Evet. Ben de çok şey okuyorum ama. Tek bir besin değil aslında. Hepsi. 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 Yani sadece artık insanlar şu anda iksir gibi her şeyin iyi olmasını bekliyor ama değil. Her şey fonksiyonel, renkli, gökkuşağı tabaklar aslında. Evet. Bir çay kaşığının ucuyla karbonat koydum. 2-3 damla da limon sıkıyorum şöyle. Bir tane yumurtamı kırıyorum. Bunlar benim çocukların her sabah yedikleri sağlıklı pankek oluyorlar. Normalde bana misafirliğe gelen arkadaşlarım da yok benimkiler yemez diyor ama inanın tadan herkes yedi ve çok sevdi. Böyle birazcık karıştırıyoruz. Tamam. Tamam. Evet. Yayında her şey çok tabii. Değişik ilerliyor. Hemen şöyle alıyoruz bunu. Evde güzelce iyice hamur olmasına dikkat edersiniz.